Tartışmalarda olur ya böyle. Soru neydi? 9-5 çalışanım ben. Merhaba arkadaşlar, Avrupa'da Bir Emir kanalına hoş geldiniz. Bayağı bir süredir bu tarz video çekmiyorduk. Size harika bir adam buldum, getirdim. Freelancer'ın kralı diyebiliriz kendisine sanırım. En azından benim tanıdıklarım arasında. Boran 6 ayda tam 1 milyon TL'nin üzerinde kazanmış freelance'ten. İstediği yerden çalışıyor. Bunu duyunca çok insanın gerçekten freelance nasıl olur yazacağını biliyorum aşağıya. O yüzden Boran'la konuşmayı çok istedim. O da kırmadı beni, sağ olsun geldi. Hoş geldin Boran. Hoş bulduk. Merhabalar. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Ben seni zaten tanıyorum. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Böyle biraz bahset. Ondan sonra da benim bazı sorularım var. Ona geçeriz. Yaklaşık ben 3 yıldır falan zaten full time freelancer olarak çalışıyordum. Upwork ve diğer platformlardan müşteriler buluyordum globalde. Aynı zamanda Türkiye'de de çalışmayı denedim. Fakat istediğim gibi gitmedi işler Türkiye'de. Sonrasında dedim ki globalde çalışmak bir tık daha hoşuma gidiyordu. Özellikle ChatGPT çıktıktan sonra. AI tarafında yani şu an full stack data scientist olarak çalışıyorum. Uçtan uca hani veri analizinden AI integrasyon hepsini hemen hemen hepsini yapıyorsun zaten. Şu an aynı anda 4 şirket çalışıyorum. Aynen şu an 4 şirketle birlikte iş yapıyorum. Onların projelerini yazıyorum. Yani freelance güzel. Valla süper. Kulağa çok iyi geliyor açıkçası. 6 ayda 1 milyon olayı söyleyince gerçekten inanılmaz bir para. Hani böyle 35 bin Evet. dolardan fazla, değil mi? Aşağı yukarı öyle bir şey ya. Yani şu an bir tık da artıyor. Ve Yani 6 ay daha var kat önümüzde değil tutar yani. yani. Haftaya Şey geçmiş abi. olur şu an geçmediysem yani. Şu an bile para kazanıyorum. Bu Yani YouTube diğer projelerden geliyor evet. videosundan. Süper. Peki freelance'e çalışmaya ne zaman ve nasıl başladın? 3 sene dedin. Hani nasıl oldu yolculuğun? Ufacık bir bahsedebilir misin bize? Ya benimki bir tık zorundalıktı. Çünkü ben alaylı biriyim yani. Ben üniversiteye falan gitmedim. Herhangi bir bootcamp'ten de mezun olmadım. Yani ben yazılım ve İngilizce her şeyi kendim öğrendim. Türkiye'de iş bulmak bu noktada benim için daha zor. Çünkü yurt dışına gittiğinde şartları eşitleyebiliyorsun. Çünkü üniversite bilmiyor ya. Ben Sakarya desem, Boğaziçi Koç desem adam okey deyip geçecek yani. Asıl yaptığım yani benim katma değerime odaklanacak. Yurt dışı bu yüzden aslında benim için ilk adım oldu. Ben yurt yani genellikle Türkiye'de başlar insanlar çoğunlukla sonra yurt dışına giderler. Benim direkt yurt dışında başlama zorundalığı oldu yani. İngilizce İngilizce falan da nasıl biliyorum. peki? Valla toplantı sırasında öğrendim. Vallahi helal olsun gerçekten. Yani çünkü bana İngilizce konusunda çok soru geliyor. Arkadaşlar yurt dışına çalışacaksanız hani İngilizceyi yani hani seve seve öğreneceksiniz maalesef. Bu zorunluluk yani artık. Zorundalık ya bir de şöyle bir şey var. Yazılım alanında yazılım için konuşuyorum. Bu da söylediklerim her şey yazılım için geçer burada. Çünkü diğer alanları bilmiyorum. Yani konuşmak doğru olmaz. Ama yazılım için globalde çalışacağım. Ben büyük şirketlere iş yapacağım. Aynı anda 2-3 projeyi yöneteceğim falan diyorsun. Çok çalışacaksın. Yani bunun başka bir Gerçekten öyle. Peki. üniversitenin, diplomanızın, işte sertifikanın tabii bir tık bir altyapısı olarak, kalifiye olarak farkı vardır. Ama günün sonunda size task atıyorlar. Yapabiliyor musun, yapamıyor musun? Freelance olduğunda böyle kimse bakmıyor aslında yani. Özellikle yurt dışına Yok. baktığında yani Yani üniversiteye falan bakan yok zaten. yok zaten şu an çoğunlukla Amerika, Kanada, İngiltere bazen ülkeleriyle çalışıyorum. Avrupa'ya da Yüzde gelseydim biraz. Avrupa'da para yok abi sizde. Sizde para yok. Sizde para olsa geliriz Para de konuşur, şey. evet doğru. Yani Amerika'daki farkla Avrupa'daki fark zaten yani çok Evet, ayrı. doğru. Net görebiliyorum. Yani şu an Türkiye'de olup bunu görebilmek bile harika bir şey yani freelance açısından. Soru neydi? Yurt dışı olayı nasıl başladı ilk? Yurt dışı olayı şu şekilde başladı. Alaylı Yurt biri dışı olduğu nasıl buldun yani hani için. Upwork'ten mi nasıl oldu? Upwork'ten aldım ilk işimi. Hatta ilk işim yazılım bile değildi benim. Ondan sonra sadece benim Instagram fotoğraflarını indirmemi istiyordu. Ben de Instagram bir siteye 5 dolar verdim. Projede 25 dolardı. Para almadan belki de hiç alamayacağım bir paraydı. Hatta projede yarım yamalık oldu. Çünkü o sıra ChatGPT yok. Hiçbir şey yok yani arkadaşlar. Yani Translate ile konuşuyorum ve ben hani Türkçem de benim iyiydi. Benim şu an İngilizcem Türkçemden daha iyi. Hani öyle bir ters bir durum var. B1 Türkçe, C1 İngilizce. Heh, yani bazen takılıyorum falan. Öyle oldu. Sonrasında açıkçası bir yani çaresizliğin de vermiş olduğu bir şeyden dolayı yani çünkü biliyorum hani Türkiye'de iş bulamayacağım. O yüzden yurt dışı. Daha çok deniyordum. Yani hafta sonları barlarda falan çalışıyordum. Oradan kazandığımda tekrar Upwork'te falan deniyordum. Ya Sonra bir köpek girdi. çünkü Upwork'ta iş almak için de belli bir şey yatırıp
connection satın alman gerekiyor, değil mi? Ya O evet, yüzden bir de de belli bir şey gerekiyor aslında. Ufak da ya olsa. bir de evet, bir de benim yaptığım tamamen biraz şey yani delilik. Çünkü zor yani, hani kim ya, ben de bilmiyordum ki işlerin buraya geldiğini. 6 ayda 1 milyon birisi bana dese mesela, ben gülerdim ya, ben başkasıyla eğlen falan. Ya yani şu an mesela diğer 6 ayda 1 milyon daha hani kasaya koyacağım Bu diyorum. sefer gelmezse üzülürsün yani hakikaten, değil mi? Yok, gelmeme ihtimali yok. Yani bir kere O abi böyle, kadar. ya evet yani, yani şey internette görüyorsunuzdur hani işte, şu an sıfırdan başlasam işte tekrar 10 milyon yaparım, işte 100 mü yaparım, işte Mr. Beast falan diyor ya. Arkadaşlar, o laf doğruymuş. Şu an ben de diyorum, eğer her şey sıfırlansa, bütün Upwork profilim, bütün freelance falan. Olayın mantığın bir pür nokta var. Onu çözdükten sonra yani şu an ben 6 ayda tekrar bir 1 milyon rahat yaparım. Anladım. Valla süper o zaman. Bunu diyebilecek özgüvene gelmek bile bence müthiş bir iş yani hakikaten. Evet, çünkü şöyle yani, data scientist'im ben, grafiğe bakıyorum. Ben sıfır noktasından başladım. Yani cidden aylık 150 liraya geçiniyordum. Hani okul yok, hiçbir şey yok. Yani koçlakilerle yarışıyordum. Oradaki yarışı kaybettim. Gittim Hintlilerle yarışmaya başladım. Hani globalde. Hani oradan çıkıp şu anki noktaya gelince diyorum ki Onlar da ya. tabii ucuz işçilik yani direkt o Ya yüzden. hem o, ya bir de oradaki yani Türkiye'deki yarış da yurt dışındaki yarış çok bambaşka. Ya aslında Türkiye'deki herkesi yurt dışındaki yarışa koymak lazım. Çünkü inanılmaz bir rekabet var. İster istemez kendini çok inanılmaz seviyede hızlıca Geliştirmen geliştir. gerekiyor. Ya ben Anladım. şu an aynı anda 4 proje yazıyorum. Hani ve bu tamamen şey yani, hani bakıyorsun şunu şöyle yapıyorsun, bunu böyle yapıyorsun. Çalışma düzenin oturuyor, her şeyi yapıyorsun. Oluyor yani. Ve Ama şey çok çok. yani kendini ayarlamak zorundasın. Hani aslında başında birisi olmadığı için de çalışma saatlerini bile kendin Yani ayarlamak zorundasın. çaycı da sizsiniz. Ondan sonrasında müdürü de, CEO da sizsiniz. Project Manager de sensin, Data Scientist de Her sensin. şey. Aslında benim işim de en son ben data scientist oluyorum. İnsanların kaçırdığı şey bu freelance'de. Ben mühendislik yapacağım sanıyorum. Yani yazılım için konuşuyorum. Öyle bir şey yok. Yani mühendislik en küçük kısım yani. Yüzde Önce bir on. satışçı oluyorsun herhalde, değil mi? Sales olacak Ya yani. aynen, ben sana anlatıyorum işte önceki yaptığım projeleri, deneyimlerimi, experience'ı anlatıyorum. Sonrasında diyorum ki senin projene göre o an, o saniye hemen çözüm üretip işte LangChain kullanacağız, işte PyTorch'ta yazacağız falan filan deyip işte timeline'ı veriyorum, bütçeyi veriyorum. O bütçe benim aynı zamanda hayatımın giderlerine göre falan uyarlı olması gerek. Yani Yani benim tabii, 3 evet. haftada harcayacağım vakit, 3 haftada giderlerim bu. 3 haftada benim bu kadar kazanmam gerekiyor. Mesela ben basit küçük projeleri, işte 1000 dolar ve altındaki projeleri ortalama bir haftada bitirmeye çalışıyorum. Bir haftanın üstüne geçse bana zarar veriyor aslında. Yani maddi yönden kaybetmiş oluyorum aslında. Evet, hızlı yapman da gerekiyor yani. Anladığım Ya kadarıyla. biraz daha şirket kafasında düşünüyorsun. Öyle de olmak zorunda. Hani şirketlerde quarter var. Bende de quarter var. Bu ay için quarter. İşte birinci hafta ilk quarter, ikinci, üçüncü, dördüncü quarter diye. Mesela üçüncü hafta Anlıyorum. bilmiyorum neredeyim, nereye varacağım. Şu an ilk 6 aydan memnun musun peki? Tabii ben şu an aslında 2025 tamamladım. Yani şu anki hedefim benim 2025'teydi aslında. Sadece işler bir tık hızlı ilerledi. 2024'ün sonundaki hedefimi Mart'ta bitirmiş oldum. Çok iyi. 2025'in Haziran'daki hedefimi bu Haziran'da bitirmiş oldum. Yani ben Çok şu an iyi. bir sene öndeyim aslında. Hani size 2025 planları diye şey yapma sebebim Ondan. ondan kaynaklı. Yani 1,5 sene şu an ben bir zaman kazandım aslında. Çok iyi. Bunu söylemek çok iyi bence. Peki ilk büyük işini nasıl aldın Upwork'ta? İlk büyük işim benim Kanadalı bir müşterim. Hala da devam ediyoruz biz. Benim bir tane sabit müşterimden bir tanesi o. Otomasyon sistemleri onun için yazıyoruz. Kendisinin bir emlak firması var. Hatta bayağı bilinir bir emlak firması yani. İsmini söyleyeyim. Bilmiyorum. Hani senin kanalda Söyleme, bir boş ver, aynen belki şey yaparsın. biliniyor. Yani Türkiye'de de bayağı biliniyor. Avrupa'da da Bu bayağı bilinen derece. bir Vay be. aynı plak firması. Onlarla bir şey oldu ve adam artık yüzümüze mi güldü, ne yaptı bilmiyorum. Hani bugünkü sadakamı buraya vereyim falan gibi mi oldu? Adam, ben Türk İngilizce de bilmiyordum çünkü o zaman işe aldığım zaman. 2,5 senedir falan beraber çalışıyoruz. Bütün projelerini ben yaparım. Bütün sistemlerini ben yazdım falan. Çok iyi. Nasıl ikna ettin? Çok iyiymiş. Ya ve o zaman şöyle, ben 2,5 sene önce anlaştık ve saatliğim 30 dolardı. Hala 30 dolar. Ya yani 2,5 sene önce 30 dolara çalışıyordum ben saat.
projede. O Baya bayağı iyi. Evet. baya yani o Şimdi 30 zaman dolar değil tabii 10 saatliğin de daha fazla sanırım. şu an mı? Aha. Şu an 50 dolar saatlik. İyi 50 dolar da yani düşününce hani Türk parasına çevirince zaten hani Yani yani bayağı bir Türk şey ediyor. parasına çevirince ne dur şimdi atma beni evden. Evet. Peki şey soracağım. Tek projeden kaç para kazandın? Yani böyle max kaç böyle? Şu anki aslında Amerika'da bir tane Hı-hı. şirket var. Sanırım onlardan son 3 aydır çalışıyoruz zaten onlarla. Şu anda en büyük kontratım da o. Yanlış hatırlamıyorsam profile girip sonradan bakarım. 13 bin dolar falan olması lazım son 3 Çok, ayda çok iyi. onlardan. 3 ayda hem de yani. Ya 3 ay ya 3,5 Aynen. ay. 12-13 bin dolar, 12 bin 13 bin dolar Çok bandındadır. iyi ya. Bu Maşallah ay sonu diyelim. 3 bin doları geçmiş olur o. Maşallah diyelim. Zaten o seni Top Rated Plus da yapıyor, değil mi? Tek bir projeden 10 binin üstüne kazanırsanız Top Rated Plus oluyorsunuz. Yani artık böyle ben mesela Data Birebirlik. Scientist yazdığında Aynen. Boran çıkıyor yani en başta yani. Aynen. O derece yani. İlk Şu sayfada an çıkıyor adam direkt. çıkıyorum. Şu an Çok iyi. Aynen full şu an çıkıyor. yani şu an full stack data scientist veya işte LLM, AI agent falan yazarsanız yani en kötü ikinci sayfaya düşerim arada. Birinci sayfaya hemen ertesi günde Çok iyi ya. geliyorum. Maşallah gerçekten. Peki şey Yani soracağım. Bu hani herkesin aklında da yani freelance'in avantajlarını hep söylüyoruz. Şimdi çok büyük para. Evet evden çalışıyoruz, gezebiliyorsun. Peki dezavantajları neler sence freelance çalışmak? çok. Ya şöyle söyleyeyim. Ben mesela bir şirket ortamını öğrenmeden başladım. Hı. Yani nasıl yapılacağı hiç görmemiştim. Hani ciddi anlamda YouTube'dan işte ve o zaman ChatGPT yok. Stack Overflow doğru düzgün giremiyorum çünkü İngilizcem yok. Hani Of, evet. ciddi ama Gerçekten takdir edilesi ya. Yani hani ben İngilizce yapıp. mağaradan geldim yani hani o şeyde hani tabiri caizse yani dezavantajı çok fazla. Birincisi şirket olarak düşünmen gerekiyor. Bu mentaliteye kolay kolay oturmuyor. Yani benim 3 senemi aldı bunu oturtmam. Yani son 6-7 aydır benim işlerim çok prime dönemde. Başlangıç çok iyi, grafik çok iyi sıçradı. Dezavantajı ya inanılmaz fazla yani. Çünkü şöyle bir şey var. Dünyanın neresinde inanılmaz artıları olan bir şey görürseniz inanılmaz eksileri de vardır. Çünkü mesela ben aynı zamanda Hintlilerle yarışıyorum, Pakistanlılarla yarışıyorum, Ukraynalılarla, Amerikalılarla, yani Boston Üniversitesi, Harvard Üniversitesi'ndeki insanlarla da yarışıyorum. Hı. Bu insanlar var. Adamların patentleri var, o var, bu var. Ben PhD'leri var, patentleri var değil mi? şey var Makaleleri yani var. Aynen. profilleri paylaşıyorum az buçuk sen de biliyorsun zaten. Yani insan mesela saatlik 400 dolar demiş mesela. Hani 300 dolar demiş. Hani şimdi bakıyorum o Var. insan yani oradaki yarışma mentalitesine ayak uydurmak çok zor. En büyük dezavantaj bu. Mentalite. Hı. Freelance'in. Çünkü siz artık bir yazılımcı değilsiniz. Bir mühendis hiçbir şekilde değilsiniz. En son bir parçanın. Siz bir girişimcisiniz artık. Gireceksiniz ve 1 sene, 1,5 sene bir hayatınız olmayacak. Yani bundan bir feragatlık etmek zorundasınız. Çünkü ben 2 saat bakayım freelance'de çok iyi şey. Ya şanslıysanız olabilir şimdi. Bunun örnekleri var mıdır? Vardır. Ben görmedim, denk de gelmedim ve Ama sanmıyorum senin ya. yani üstüne koya koya gitmişsin yani hani anladığım kadarıyla zaten. Ya evet. Yanında olabilecek bir şey de zor yani bu. Şöyle çok sağlam bir temel varsa bir kişide ve sağlam bir kafa yapısı da varsa yani mesela ne bileyim mühendislik okumuştur, yüksek lisanslı işletme yapmıştır ve hani business nedir biliyordur, çalışmıştır bir şirkette falan. Bu şartlarda Upwork'da 6 ayda iyi yerlere gelinebilir. Hı. Ama benim gibi junior'dan yani ciddi anlamda junior bile değildim ben. Ben entry level bile, ben bootcamp'leri bile, ücretsiz bootcamp'leri bile kabul almıyordum. Hani O derece. Vay be. yani çünkü şöyle bir Şey, şey başarı hikayesi diyebilir miyiz yani yukarı? yani bu saatten sonra desek demesek de olur. Ben Tam bir freelance kız. bana bakarım. Hani dezavantajları bu. Mesela şu anda 5 bin dolar kazanın, 10 bin dolar kazanın. Bir sonraki ayda yine maaşı sizin çıkarmanız lazım. Hani Evet. Aha. parayı harcayayım hadi Bali'de ev tutalım billah. Yok öyle bir şey yani. Mesela şu an benim 1 milyon nerede? Yani duruyor bir yerde yatıyordur ev yatırımdadır. Bir sonraki hani amaç 1,5 seneyi geri satın alabilmek ve işleri Hı. büyütebilmek. Yani girişim de böyle bir yatırım aldınız hadi partileyelim arabaları çekelim falan olmuyor. O bilgisayara yatıracak Tabii ki. server'a. Yani tam olarak bir girişim aslında freelance. Hı. Ya eğer buna mentaliteniz uygun değilse bence hiç denemeyin. Başka yolları deneyin. Zor Çünkü yani.
Çok yıprancaksın yani, değmez sizin yani, o kişi için değmez ve vakit kaybı olur. Ya, çık Anlıyorum. benim abi. Ya şey soracaktım zaten son soru olarak böyle kendi deneyimlerine dayanarak hani başarıya ulaşmak isteyenlere ne önerirsin? Hani sen dedin ki işte entry level bile değildim. Yani oradan sonra kendini geliştirmişsin, kendini eğitmişsin aslında bir nebze. Hani ne önerirsin bu tarz yani ileride böyle iyi şeyler yapmak isteyen insanlara, yeni başlayan insanlara? Bir, kendinizi iyi tanıyın. Ama ciddi anlamda iyi tanıyın. Yani ben mesela kendimi ciddi anlamda çok iyi tanıyorum. Yani ben mesela, yani bir şey yapacağım diyorsanız yapın yani. Harbiden kendinizin sözünüze sadık kalın. Başkalarının değil. İkincisi, eğer kendinizi iyi tanırsanız kendinize umut verebilirsiniz. O yüzden kendinize umut verin. Üç, kimseyi dinlemeyin. Ben kimseyi dinlemedim ve iyi ki dinlemedim diyorum. Dört, iyi olmanız gereken tek şey çok çalışabilmek ve daima bunu daha iyi nasıl yapabilirim diye sorabilmek. En zeki olmaya çalışmayın. Benlik bir şeydir. Ben hiç zeki değilim yani. Hani Estağfurullah. sadece çalışkanım ve bazı tripleri yakaladım. Hep soru sordum sadece. Ya bol bol soru soruyorum ben. Çok soru sorun. Neyi, nasıl, daha iyi nasıl yapabilirim? Hepsini sorun. ChatGPT'yle özellikle 7/24 konuştu sabaha kadar. Bu ya. Yani sürekli çalışmak, kendinize Biraz umut. evet. Allah Süreklilik, fazla. çalışkanlık ve biraz Öyle. kendini tanıma diye anlıyorum ben Ya aslında. mesela ben bundan 8 ay önce freelance'den abi bir şey olmuyor deyip bıraksaydım, bir Şimdi şirkete gelemezdin aynen. girseydim. Hani belki şirkette ne bileyim 2000 dolar falan verecekler diyor. Hadi 3000 versinler ya da TR şartlarını biliyorum. Ki TR'de 3000 dolar verecek bir CV'm de yok. Hani bu 2 artı 2 eşittir 4. Ama mesela ne olacaktı? Hiç bunları görmeyecektim. Şu an hayatım bambaşka bir noktada yani. Hani seviye Evet. olarak bambaşka bir Ve noktada. kazandığın deneyim de çok ayrı yani. Baya. Yani Şu an iş yönetmeyi biliyorsun aslında biraz. böyle ya, bir de şöyle bir fark var. En büyük avantajı. Mesela 6 ay öncesinde Türkiye ve Avrupa'da dahil entropiyi kullanamıyordum. Ama ben de entropinin bütün API key'leri vardı. Hani GraphKnowledge mesela şu an yeni çıktı. Ben mesela 6 ay öncesinde kullanıyordum bunu. Neden? Benim takım mesela Amerika'daydı. Hani bütün Evet, API key'ler, onlara serverlar, her şey bende vardı yani. AWS'ten Google'ına, Azure vardı, hepsi vardı bende. Hepsiyle oynuyordum mesela. Veya patlatıyordum da yani. Hani onlar tabii daha erken açıldığı için evet. Türkiye'ye baya baya geç geliyor ya. Entropic Avrupa'ya geliyor mesela sonra. Ondan benim sonra Türkiye'ye. her zaman en beğendiğim modeldi mesela. Söyleyince bazısı bilmiyordu falan. Normal yani. Anlıyorum ya. Vallahi çok iyi ya. Gerçekten çok takdir ettim. Hani konuşunca üstüne de biraz daha böyle saygım arttı yani. Gerçekten takdir edilesi. Senin zaten de aşağı bırakırız videonun altına. Olur. Arkadaşlar bugün işte Boran'la bu kadarlıktı videomuz. Eğer sorularınız varsa hani freelance hakkında olur, data science hakkında olur. Yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu tabii ki klişe olacak ama beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Oradaki zili de açarsanız bildirimlerden gelir size böyle. Umarım bu kariyer sohbetimizi beğenmişsinizdir. Uzun bir aradan sonra bir kariyer sohbetiyle geri döndüm diyebilirim. Boran'a da buradan teşekkür ediyorum hepinizin huzurunda. Çok teşekkür ederim Boran. Sağ olasın geldiğin için. Teşekkür ederim davet ettiğin Kırıklığın için. için. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip abone olmayan soru sormasın bana. Teşekkür ederim. Sağ ol. Senin LinkedIn'i de aşağı ekleyeceğim. Orada da insanlar seni eklesin. Sorularını sorabilirler belki. Görüşmek üzere. Herkese iyi Görüşmek bakın. üzere.